Aslı buraya gelmeyeceksin demedim mi? Ha? Zaten sabahtan beri arayıp duruyorsun beni. Ulaşamadım size. Buraya gelmekten başka çarem kalmadı maalesef Tuğba Hanım. Sus. Cevap verme bana. Bak hiçbir şartta gelmeyeceksin dedim. Gelmeyeceksin. Anladın mı? Hadi al çocuğu da gidin. Sene kalamaz mıyım ben? Kim bu kadın be? Kiminle konuşuyor bu? Memlekete gidiyorum Tuğba Hanım. Annem hasta. Annen mi hasta? Bak canım. Sadece bir ay daha idare edeceksin. Bir aycık ya sabır. Hem sonra zaten ne yaparsan yap bana ne? Yok Tuğba Hanım. İmkanı yok. Değil bir ay bir gün daha bakamam çocuğa. Ona bak. Sen benden emir alacaksın ha. Ben senden değil. Ayrıca senin anan yüzünden geleceğimi riske atacak değilim ben. Hadi kaybolun şimdi çabuk. Ben de zor durumdayım. Bu akşam otobüsüm var 2 saat sonra kalkıyor. Hem çocuğunuzu da yanımda götüremem ya. Lütfen paramı da verin. Aa, çocuk Tuğba'nınmış. Bomba. Sen beni çıldırtacak mısın ya? Delirdin mi sen? Ayrıca gecenin bir vakti böyle kapıya dayanmış. Sen kim oluyorsun bana böyle emrivaki yapıyorsun? Of. Sen şimdi bir gün daha bakıyorsun bu çocuğa. Sonra ben seni yarın uçakla gönderirim. Oldu mu? Tamam mı? Bence tamam. Zaten itiraz istemiyorum. Hadi. Peki. Bir gün daha. Yarın kalamam ama. İyi anladık. Gidin hadi. Sen ne zaman geleceksin? Sonra geleceğim oluşum. Tamam mı? Hem bak usul durursan sana gelirken oyuncak getiririm. Hı? Ama ablayı dinleyeceksin. Tamam. Aferin sana. Hadi gidin başıma iş açacaksınız. Param? Param ne olacak? Sen biraz daha gitmezsen para mara rüyanda görürsün. Ayarlayacağız dedik. Ha, yaktım çıranı senin Tuğba. Dur bakalım. El mi yaman, bey mi yaman?